Herkese merhaba. Dizinin son bölümünde neler yaşandı? Ve yeni bölümde neler olacak? Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve bölümün tüm ayrıntılarını öğrenin. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Dizinin özet bölümünü seyretmek istemeyenler videoyu ileri sarabilirler. Dizinin son bölümünde Orhun ve Hira Yakup Usta'nın atölyesinde yeni bir vazo yapımına başlamışlardı. Bölüm Orhun ve Hira'nın Yakup Usta'nın atölyesinde ahşap vazo yapımı ile başlıyor. Orhun Hira'ya istediğin zaman her şeyi başarabileceğini biliyorum dedi. Orhan Hira'nın eline çekici verdi. Hira da ağacı çekiçle şekil vermeye gayret gösteriyor. Demirhanlı evinde ise Neva Afife'yi evin salonuna çağırmıştı. Neva Afife'ye babam, Demirhanlı ailesinin önemli eşyalarını bu sandıkta saklıyor dedi. Neva sandığı açtı ve sandığın içerisinde birçok antika ürün vardı. Neva sandıktakileri Afife'ye vermek istediğini söyledi. Afife sandığı incelerken Neva Cihangir ile olan bir anısını düşündü. Neva'nın hatırladığı anı ise Cihangir Neva'ya bir Demirhanlı olmadığını söylediği andı. Neva bir Demirhanlı olmadığı için sandıktakilerinin bir önemi yoktu. Ama Afife sandığın içerisindeki eşyaları adeta büyülenmişçesine inceledi. Perihan da evin salonundadır ve olanları seyrediyordur. Neva Afife'ye bu eşyalar ait olduğu yerde olmalıdır dedi. Neva Afife'ye bana yaptığınız iyiliğin karşılığında lütfen bu sandığı kabul edin dedi. Neva Afife'ye ben artık bu evde kalmayacağım ve bu sebepten dolayı bunları size vermek istedim dedi. Afife Neva'ya hiçbir yere gidemez, sen bir demirhanlısın ve ait olduğun yer burası dedi. Afife Neva'ya benim sizden başka bir ailem yok, bizlere minnettarım dedi. Afife Neva elini uzattı ve Neva Afife'nin elini öptü ve alnına değdirdi. El öpme olayı aile büyüklerine sevgi ve saygı gösterilen gelenektir. Orhun ve Hira'nın ağaç oyma işlemi devam ediyor. Orhan aletleri Hira'nın eline verdi ve nasıl yapması gerektiğini gösterdi. Hira keski ve çekiçle ağacı oymaya çalışırken Orhun Hira'nın saçlarına yaklaştı. Orhan Hira'nın saçını kokladı, adeta kendisinden geçti. Orhan Hira'ya romantik ve aşk dizeli bir şiir okudu. Hira ağaç oyma işlemini bıraktı, adeta şiire büyülendi ve Orkun'un gözlerine baktı. İkili şiir bitene kadar birbirlerinin gözlerine aşkla baktılar. Diğer tarafta ise Kenan ve Nurşah bir parkın bankında oturuyorlar. Kenan ve Nurşah Perihan'ın eski sevgilisinin öldüğünü öğrenmişlerdi. Kenan ve Nurşah bu aşk olayına çok üzülüyorlar ve birlikte dertleşiyorlar. Nurşah Kenan'a sen Fikret'in yerinde olsaydın ne yapardın diye sordu. Kenan Nurşah'a galiba ben de Fikret gibi davranırdım dedi. Nurşah Kenan'a böyle bir durum yaşanırsa sakın beni bırakma dedi. Kenan da Nurşah'a aynı soruyu sordu. Nurşah Kenan'a ben Feriha gibi davranmaz ve bu olayın detayını öğrenmek isterdim dedi. Kenan ve Nurşah Feriha'nın eski sevgilisi Fikret'in ölümünü Feriha'ya söylememeye karar verdiler. Bir müddet sonra ikili eve doğru gittiler. Feriha dükkanındayken son mektubu okumayıp çöpe attığı için düşünceli ve üzgündür. Orhun ve Hira ahşap vazonun büyük bir kısmını bitirdiler. Orhun'un yardımı ile Hira eline zımparayı aldı ve ahşap vazoyu pürüzsüz yapmaya çalıştı. Orhun ve Hira'nın elleri birlikte çalışıyor ve gözleri birbirlerini inceliyor. Raşit tarafında ise Raşit tüm parasını karısına verdiği için para sıkıntısı çekiyor. Raşit karısından para almak için yalanlar konuşmayı deniyor fakat başarılı olamıyor. Diğer tarafta ise Kenan ve Nurşah Orhun ve Hira'nın ofise ziyaretlerine bekliyorlar. Bir müddet sonra ofise Orhun ve Hira girdi. Nurşah Orhun'a sağlık durumunu sordu. Orhan Nurşah'a iyi olduğunu ve Hira'nın kendisine çok iyi baktığını söyledi. Nurşah Orhun'a sosyal medyada yayınladığım videoyu gördüm ve mutlu oldum dedi.
Nurşah Orhun ve Hira'ya barışmanıza çok ama çok sevindim dedi. Hira Orhun'un yiyeceklerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Nurşah ve Kenan mutfağa yiyecek hazırlamaya gittiler. Kenan ve Orhun sohbet etmeye başladılar. Orhun Kenan'a Nurşah senin sayende psikolojik sorunlarını atlattı dedi. Orhun Kenan'a Nurşah'la birlikte olmanız güzel bir şey dedi. Nurşah ve Hira da mutfakta sohbet ediyorlar. Nurşah Hira'ya Orhun'un yanında olmana çok seviniyorum dedi. Nurşah ve Hira yeni ev ve Afife hakkında sohbet etmeye başladılar. Demirhanlı evinde ise Afife odasında iken Şevket içeriye girdi. Şevket Afife'ye Orhun ve Hira'nın hala eve gelmediğini söyledi. Afife Şevket'e en kısa zamanda Hira'dan kurtulmamız gerekiyor dedi. Afife Şevket'e Hira'nın hayatını adeta zindana çevireceğim dedi. Diğer tarafta ise Nurşah'ın ve Hira'nın hazırladığı yemeği yiyorlar. Orhun Nurşah'ın hazırladığı lezzetli makarnaya şaşırdı. Orhun Nurşah'ın çocukluk anılarını Kenan'a anlatıyor. Hira Orhun'un yeme içmesine engel oluyor. Hira adeta Orhun'un başında bir doktor gibidir. Nurşah Hira'nın Orhun'a karşı ilgili davranmasına çok seviniyor. Akşam vakti oldu. Kenan ve Nurşah ofiste oturup sohbet ediyorlarken, Raşit bir anda ofise girdi. Raşit Kenan'a ofis kirasına zam yapmak istediğini söylüyor. Kenan sinirli bir şekilde Raşit'e ofisin kirasını arttırmayacağını söyledi. Kenan sinirli bir şekilde Raşit'e yarın ofisi başka bir yere taşıyacağım dedi. Raşit gittikten sonra Kenan Nurşah'a başka bir yerde güzel bir ofis buldum dedi. Bir müddet sonra ofise yabancı bir adam girdi. Ofise giren adam benim adım Fikret, beni neden arıyorsunuz diye sordu. Kenan, Nurşah ve Fikret oturup sohbet etmeye başladılar. Nurşah Fikret'e biz seni Feriha konusu için arıyorduk dedi. Fikret Feriha'nın ismini duyunca heyecanlandı. Demirhanlı tarafında ise Orhun ve Hira eve girdiler. Hira Orhun'a Nurşah'ı ziyaret ettiğimiz için mutluyum dedi. Orhun ve Hira Yakup Usta'nın atölyesinde yeni bir vazo yapmamışlardır. Orhun ve Hira'nın yaptığı ahşap birbirine uzak tutan bir el yapmışlar. Orhun Hira'nın elini tuttu, zor günler geçirdik ve her şeyi yeniden yaşayacağız dedi. Orhan Hira'ya bugün çok yoruldum, uyuyalım istersen dedi. Orhan Hira'ya uzun bir süre sonra birlikte uyuyacağız dedi. Hira birlikte uyuma cümlesine şaşırdı ve heyecanlandı. Orhun Hira'ya sadece aynı evde birlikte uyuyacağız dedi. Hira da Orhun'a uzun bir süre sonra huzurlu bir uyku uyuyacağım dedi. Orhun Hira'nın yanağından öptü ve iyi geceler dedi. Hira Orhun'dan öpüldükten sonra bir müddet heyecandan ve zevkten kendine gelemedi. Orhun odadan ayrıldıktan sonra bir müddet sonra Hira'nın odasına Afife girdi. Afife kızgın ve somurtkan bir şekilde Hira'ya sen galiba benimle savaşmak istiyorsun dedi. Afife Hira'ya madem benimle savaşmak istiyorsun, o halde başına geleceklerine katlanmak zorunda kalacaksın dedi. Hira şaşkın ve sessiz bir şekilde Afife'nin söylediklerini dinliyor. Afife gittikçe cümlelerini çirkinleştiriyor ve Hira'ya tehditkar sözler sarf ediyor. Afife Hira'ya bu ev senin adeta kabusun olacak ve sen bu evde huzur bulamayacaksın dedi. Afife Hira'ya son kez olarak oğlumun peşini bırakmadan seni rahat bırakmayacağım dedi ve odadan ayrıldı. Hira ilk defa mutlu bir şekilde düşüncesiz uykuya dalacaktı. Fakat ansızın odaya giren Afife Hira'nın bütün mutluluğunu berbat etti. Ertesi gün oldu. Orhun Hira'nın diğer kadınlarla birlikte kahvaltı yapmamasını istiyor. Orhun Hira'nın kahvaltı tabağına çiçekler koydu. Orhun Hira'nın kahvaltı tabağına kendi elleriyle getirdi. Orhun ve Hira romantik anlarını doyasıya yaşıyorlar. Orhun Hira'nın yanağından öptü ve yemek için afiyet olsun dedi. Orhan'ın gitmesi gerekiyordur.
Orhun iş için şirkete gitmek zorunda kaldı. Orhan şirketin ofisindeyken Neva ziyarete geldi. Neva Afife'den aldığı cesaretle Orhun'a bir teklif getirdi. Neva Orhun'a iş ortaklığı teklifinde bulundu. Orhun Neva'nın iş teklifini önce nazikçe kabul etmediğini söyledi. Fakat Neva'nın Orhun'u karşı ısrarcı ve şımarık konuşması Orhun'u sinirlendirdi. Orhun daha fazla Neva ile muhatap olmamak için odadan ayrıldı. Demirhanlı evinde ise Hira Orhun'un evden gitmesinden dolayı kendisini yabancı ve yalnız hissediyor. Uzun bir süre evet bahçesinde oturdu. Saatler öğleyi gösterdiği vakit Orhun eve geldi. Orhun'un ilk işi annesinin odasına gitmek ve onunla tartışmaktı. Orhun'un tartıştığı mesele ise Neva'nın kendisine iş teklifi getirmesiydi. Orhun henüz Afife'nin kiraya karşı kötü davrandığını ve incitici cümleler sarf ettiğini bilmiyor. Her zamanki gibi Hira zaten sessiz ve hiçbir şey konuşmayan birisi. Orhun annesine benden habersiz iş ile ilgili hiçbir şey yapmayacaksın dedi. Orhun annesine son söz olarak herkes benim sözümü dinleyecek dedi. Orhan bahçeye gitti ve Hira ile romantik anlar yaşamaya başladı. Üç kadın hasetle Orhun ve Hira'yı seyretmeye başladılar. Sizler de bölüm hakkında düşüncelerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Daha fazlası için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.